Asteroid madenciliği, uzay araştırmalarının en heyecan verici ve umut vadeden alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yenilikçi girişim, dünya dışı kaynakları kullanarak hem gezegenimizin sınırlı doğal kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma potansiyeline sahip, hem de uzay keşiflerinde yeni bir çağın kapılarını aralama fırsatı sunuyor. Asteroidlerin içerdiği değerli metaller ve mineraller, dünya üzerindeki ekonomik ve endüstriyel faaliyetlere büyük katkılar sağlayabilir. Ancak bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli teknolojik, yasal ve etik zorlukların aşılması gerekiyor. Bu videoda asteroid madenciliğinin geçmişten bugüne evrimini, mevcut projeleri ve geleceğe dair vizyonları derinlemesine inceleyeceğiz. Asteroid madenciliği fikri, bilim kurgu eserlerinden bilimsel araştırmalara doğru uzun bir yol kat etti. İlk kez 19. yüzyılın sonlarında uzayın keşfi ve kullanılabilirliğine dair hayallerle ortaya atılan bu fikir, Jules Verne gibi yazarların eserlerinde geniş yer buldu. Ancak kavramsal temelleri ve bilimsel olarak ele alınması, 20. yüzyılın ortalarına kadar beklemek zorunda kaldı. 1950'ler ve 1960'lar uzay yarışı ile birlikte uzayın keşfi ve kolonizasyonu konularında yoğun ilgiye sahne oldu. Bu dönemde asteroidlerin ve diğer gök cisimlerinin potansiyel kaynakları araştırılmaya başlandı. Sovyetler Birliği ve NASA, Ay ve diğer gezegenler hakkında veri toplarken, bilim insanları, asteroidlerin iç yapıları ve bileşimleri üzerine teoriler geliştirdiler. 1970'ler ve 1980'ler, asteroid madenciliği kavramının daha ciddi bir şekilde ele alındığı yıllar oldu. Bu dönemde, asteroidlerin yüzey bileşimlerinin analiz edilmesi ve potansiyel madencilik yöntemlerinin tartışılması başladı. 1980'lerde NASA, NIR projesi ile asteroidleri incelemek ve madencilik için uygun olanları belirlemek amacıyla çalışmalar yürüttü. 21. yüzyılın başları, asteroid madenciliği konusunda daha somut adımların atıldığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Özel şirketler, devlet destekli projeler ve uluslararası işbirlikleri ile bu alanda büyük ilerlemeler kaydedildi. 2010'larda Planetary Research ve Deep Space Industry gibi öncü şirketler, asteroid madenciliği projeleri için ciddi yatırımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu şirketler, asteroidlerden değerli metaller ve su gibi kaynakların çıkarılmasının hem dünya ekonomisi hem de uzay keşifleri için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladılar. Günümüzde asteroid madenciliği sadece bir bilim kurgu fikri olmaktan çıkıp, gerçekleştirilebilir bir hedef olarak görülmeye başlandı. Teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler ve uluslararası işbirlikleriyle bu alandaki çalışmalar hız kazandı. Bu heyecan verici ve hızla gelişen alan, gelecekte insanlığın uzayda sürdürülebilir bir varlık göstermesi için kritik bir rol oynayacak. Bu gök cisimlerinin sınıflandırılması ve bileşimlerinin anlaşılması, asteroid madenciliğinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Asteroidler, genellikle 3 ana tipte sınıflandırılır. Karbonlu asteroidler, en yaygın asteroid türüdür. Tüm asteroidlerin yaklaşık %75'ini oluşturur. Yüksek karbon içeriği nedeniyle koyu renklidir. Bileşimi, karbon, su açısından zengin mineraller ve kil içerir. Su ve organik bileşikler açısından zengin oldukları için, uzayda su üretimi ve uzay kolonilerinin desteklenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu asteroidler, gelecekteki uzay seyahatleri için yakıt kaynağı olarak kullanılabilir. Bu asteroidler, Güneş sisteminin ilk dönemlerindeki kimyasal bileşim hakkında bilgi sağlar. Silikatlı asteroidler ise tüm asteroidlerin yaklaşık %17'sini oluşturur. Parlak ve kayalık yapılarıyla bilinir. Bileşimi olivin ve piroksen gibi silikatlar ve nikel-demir alaşımları içerir. Metal içeriği nedeniyle inşaat malzemeleri ve teknolojik uygulamalar için değerlidir. Bu asteroidler diferansiyasyon süreçleriyle metal çekirdek ve silikat mantı olarak farklı katmanlara ayrılmış olabilir. Metalik asteroidler daha nadirdir ve toplam asteroid popülasyonunun %8'ini oluşturur. Parlak ve metalik yüzeye sahiptir.
bileşimi, nikel, demir ve platin gibi bazı değerli metaller içerir. Yüksek değerli metal içeriği nedeniyle en çok aranan asteroitlerdir. Endüstriyel ve ekonomik açıdan büyük potansiyele sahiptirler. Yüzeyleri genellikle pürüzsüz ve parlaktır. Asteroit madenciliği açısından en uygun türler, içerdikleri değerli kaynaklara ve bu kaynakların çıkarılabilirliğine bağlıdır. Asteroitlerin yüzey özellikleri, maden çıkarma yöntemlerinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Karbon tipi asteroitlerde, su buzunun varlığı, ısı vererek su buharı elde etme yöntemleriyle madencilik yapılmasını mümkün kılar. Silikat tipi ve metalik tip asteroitlerde ise, mekanik kazıma ve eritme teknikleri daha uygun olabilir. Uzay madenciliği, asteroitlerden değerli madenlerin çıkarılmasını hedefleyen, yenilikçi ve ileriye dönük bir alandır. Bu süreç, hem teknolojik, hem de mühendislik açısından büyük zorluklar içeriyor ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli teknikler geliştiriliyor. Kazı, sondaj ve eritme bu tekniklerin başında geliyor. Kazı tekniği, asteroit yüzeyinden madenlerin mekanik olarak çıkarılmasını içerir. Bu yöntem, asteroitlerin yüzey yapısına ve bileşimine bağlı olarak çeşitli araçlar ve makineler kullanılarak gerçekleştirilir. Kazıma işlemi, genellikle mekanik kollar, kepçeler ve kazıcılar kullanılarak gerçekleştirilir. O araçlar, asteroit yüzeyindeki gevşek toprak ve kayaçları kazarak madenleri çıkarır. Özellikle yüzeyi gevşek olan ve kayaç yapısına sahip asteroitlerde bu yöntem oldukça etkilidir. Örneğin, Planetary Resources'ın Arkit serisi araçları, yüzeyden örnek toplamak için bu tür mekanik kazıma tekniklerini kullanmaktadır. Lazer kesme yöntemi ise, lazerlerin yüksek enerjili ışınlarını kullanarak asteroit yüzeyini buharlaştırma veya kesme işlemidir. Bu teknik, sert kayaç yapısına sahip asteroitlerde ve ince detaylı işlerde oldukça etkilidir. Lazerler, hassasiyet ve kontrol sağlarken aynı zamanda kirletici madde salınımını en aza indirir. Bu durum, asteroitlerin yüzeyindeki değerli minerallerin dikkatlice çıkarılmasını sağlar. Sondaj ise, asteroitlerin iç yapısına erişmek ve derinlerdeki madenleri çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Yüzey altındaki maden yataklarına ulaşmada önemli bir rol oynar. Mekanik sondaj, sondaj makineleri, matkaplar ve delici uçlar kullanılarak yapılır. Bu makineler, asteroit yüzeyinde delikler açarak yüzey altındaki madenlere ulaşır. Özellikle, yüzey altında bulunan maden yataklarına erişmek için idealdir. Örneğin, Japonya'nın Hayabusa 2 misyonu, Ryugu asteroidinden örnekler toplamak için bir sondaj cihazı kullanmıştır. Bu cihaz, asteroidin yüzeyini delerek iç kısmından değerli örnekler çıkarmıştır. Termal sondaj yöntemi, yüksek sıcaklıklı cihazlar kullanarak asteroid yüzeyini eritme veya buharlaştırma işlemidir. Bu teknik, sert ve yoğun yapıdaki asteroidlerde kullanılır. Yüksek sıcaklık, kayaçları eriterek veya buharlaştırarak derinlere ulaşmayı sağlar. Termal sondaj, özellikle sert minerallerin çıkarılmasında etkili bir yöntemdir. Eritme, madenlerin doğrudan çıkarılması yerine yerinde işlem görmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu teknik, asteroitlerin yüzeyindeki maddeleri ısıtarak madenlerin ayrışmasını ve toplanmasını sağlar. Yerinde kaynak kullanımı tekniği ise, asteroitlerden su ve diğer uçucu maddeleri çıkararak bu maddeleri uzayda kullanılabilir duruma getirme işlemidir. Bu teknoloji, asteroit yüzeyindeki maddeleri eriterek veya buharlaştırarak su buzu, metal ve diğer değerli kaynakları toplar. Önemli bir proje olan ISRO teknolojisi, özellikle uzayda uzun süreli görevler için hayati öneme sahiptir. Örneğin, NASA'nın geliştirdiği ISRO projeleri, Ay ve Mars yüzeyindeki su buzlarını işlemek için kullanılmaktadır ve bu teknolojiler, asteroitler için de uygulanabilir. Uzay madenciliği alanında geliştirilen bu maden çıkarma teknikleri, asteroitlerden değerli kaynakların etkin bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Kazı, sondaj ve eritme yöntemleri, farklı asteroit türlerine ve yapısal özelliklerine uygun olarak seçilir ve uygulanır.
asteroid madenciliği, uzay araştırmalarının en yenilikçi ve ileriye dönük alanlarından biridir. Ancak bu süreç, uzayın zorlu koşullarında çalışmayı gerektirdiği için, birçok teknolojik yeniliğe ve mühendislik çözümüne ihtiyaç duyar. Şimdi, bu teknolojilerin neler olduğunu ve nasıl çalıştıklarını daha yakından inceleyelim. İlk olarak, asteroidlerin keşfedilmesi ve yakalanması gerekiyor. Bu süreç, uzay teleskopları ve sensörlerle başlar. NASA'nın NEOWISE misyonu gibi projeler, kızılötesi teleskoplar kullanarak asteroidleri keşfeder ve sınıflandırır. Bu teleskoplar, asteroidlerin yörüngelerini ve bileşimlerini belirlemek için hayati önem taşır. Ayrıca, spektrum analizleri ve radar görüntüleme gibi uzaktan algılama teknikleri kullanarak, asteroidlerin yüzey özellikleri hakkında detaylı bilgi toplayabiliriz. Asteroidleri yakalamak için çeşitli mekanik sistemler geliştirilmiştir. NASA'nın Asteroid Redirect Mission projesinde olduğu gibi, robotik uzay araçları, asteroidleri yakalamak ve güvenli bir yörüngeye taşımak için özel tutma kolları kullanır. Bu sistemler, asteroid madenciliği için ilk adımı oluşturur. Bir asteroid yakalandıktan sonra, maden çıkarma süreci başlar. O aşamada, robotik madencilik araçları devreye girer. Planetary Resources gibi şirketler, asteroidlerin yüzeyinden maden örnekleri toplamak için otonom robotlar geliştirmiştir. Bu robotlar, asteroid yüzeyinde hareket ederek maden çıkarma işlemlerini gerçekleştirir. Kazı ve sondaj sistemleri de önemli bir rol oynar. Mekanik kazıma, lazer kesme ve sondaj gibi yöntemler, asteroid yüzeyinden maden çıkarmak için kullanılır. Asteroidlerden çıkarılan kaynakları, yerinde işlemek için, yerinde kaynak kullanımı teknolojileri geliştirilmiştir. Bu teknolojiler, asteroidlerden su ve diğer uçucu maddeleri çıkarıp işleyerek, uzayda kullanılabilir hale getirir. Asteroidlerden çıkarılan madenlerin, dünyaya veya başka bir hedefe taşınması için, lojistik ve taşıma teknolojileri gereklidir. Geri dönüşüm ve depolama modülleri, asteroidlerden elde edilen madenlerin, geçici olarak depolanmasını ve işlenmesini sağlar. Örneğin, Bigelow, Aerospace'in geliştirdiği şişirilebilir modüller, uzayda depolama ve yaşam alanı olarak kullanılabilir. Yörünge itki sistemleri, asteroidlerden elde edilen madenlerin taşınmasında kritik rol oynar. Kimyasal itki, iyon itki ve güneş yelkenleri gibi çeşitli itki sistemleri bu süreçte kullanılır. Bon uzay aracı, iyon itki sistemi kullanarak, Vesta ve Ceres asteroidlerini inceleyerek bu teknolojinin etkinliğini kanıtlamıştır. Uzayda enerji üretimi ve depolama da önemli bir konudur. Güneş panelleri ve nükleer güç kaynakları, madencilik ekipmanlarına enerji sağlar. NASA'nın Mars roverları gibi uzay araçları, güneş enerjisi ve radyoizotop termoelektrik jeneratörler kullanarak uzun süreli görevler yürütebilmektedir. Asteroid madenciliği süreçlerinde veri toplama ve yönetimi de hayati öneme sahiptir. Yapay zeka ve otonom sistemler, madencilik süreçlerini optimize eder ve otonom operasyonlar gerçekleştirir. Örneğin, NASA'nın Mars Curiosity aracı, otonom navigasyon ve analiz yeteneklerine sahiptir. İletişim ve kontrol sistemleri de önemli bir rol oynar. Yüksek hızlı veri iletişim sistemleri, Dünya ile uzay araçları arasında sürekli iletişim sağlar. NASA'nın Deep Space Network gibi küresel iletişim ağları, uzay araçlarıyla sürekli iletişim kurarak, bu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu gelişmiş teknolojiler, asteroid madenciliği alanında büyük adımlar atmamıza yardımcı oluyor. Bu yenilikler sayesinde, asteroidlerden değerli kaynakları çıkarma ve bu kaynakları, dünyaya veya uzaydaki diğer noktalara taşıma süreçleri, daha etkin ve güvenli duruma geliyor. Asteroid madenciliği, gelecekte uzay keşiflerinde ve ekonomik kalkınmada devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Asteroid madenciliğinde hem devlet destekli projeler hem de özel şirketlerin girişimleri sayesinde büyük ilerlemeler kaydedildi. NASA'nın OSIRIS-REx misyonu, Benna adlı bir asteroitten örnekler toplamak ve bu örnekleri dünyaya geri getirmek amacıyla 2016 yılında başlatıldı.
Bu misyon, Bennu'nun yüzeyinden başarılı bir şekilde örnekler topladı ve bu örnekler, Eylül 2023'te dünyaya geri getirildi. Bu örnekler, asteroitlerin bileşimi hakkında değerli bilgiler sağladı ve gelecekteki madencilik operasyonları için önemli veriler sundu. Japonya'nın Hayabusa misyonu, Itokawa adlı bir asteroitten örnekler topladı ve 2010 yılında dünyaya geri getirdi. Bu başarıyı takiben, Hayabusa 2 misyonu, Ryugu asteroidinden daha büyük ve çeşitli örnekler topladı ve bu örnekler, Aralık 2020'de dünyaya geri döndü. Bu misyonlar, asteroid madenciliği teknolojileri için önemli deneyimler ve veriler sağladı. ESA'nın Hera misyonu, Didymos adlı çift asteroid sistemini incelemeyi ve özellikle Didymon adlı küçük asteroidin yapısını araştırmayı amaçlıyor. Bu misyon, NASA'nın DART misyonuyla birlikte çalışarak bir asteroidin yörüngesini değiştirmeyi hedefleyen ilk çarpışma testi olacak. Hera görevi, asteroidlerin yapısal özellikleri ve yüzey dinamiklerini anlamamıza yardımcı olacak. Planetary Resources, asteroid madenciliği için ticari teknolojiler geliştiren bir şirkettir. Arkit serisi uzay teleskopları, potansiyel madencilik hedeflerini keşfetmek için tasarlandı. Şirket, asteroidlerden su ve değerli metaller çıkarmayı amaçlıyor. Ancak, finansal zorluklar nedeniyle projelerde yavaşlama yaşandı. TransAstra, asteroid madenciliği ve uzayda yakıt üretimi için teknolojiler geliştiren bir başka özel şirkettir. Mini-Bee ve Queen-Bee adlı uzay araçları, asteroidlerden su buzu çıkararak uzayda yakıt üretmeyi hedefliyor. Bu projeler, uzayda sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmayı amaçlıyor. Bu yenilikçi teknolojiler, uzayda sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet oluşturmanın yolunu açmakta ve gelecekte uzay keşiflerinde büyük rol oynayacaktır. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.